Trabzon'da 3 yıl önce Boncuk isimli bir köpek sahibi hastaneye götürülürken ambulansı takip etmiş. 5 günlük tedavi süresi boyunca kapıda beklemişti. O dönem dünya basınında geniş yer bulan Boncuk, şimdi de Japonya'da belgesele konu oldu. Çok ambulansı takip etti, 5 gün boyunca hastanenin kapısında bekledi. Hatta camda da sahibini görünce dayanamayıp yanına çıktı. Boncuk isimli köpeğin sahibini olan vefası Japonya'da belgesele konu oldu. Çıktım cama bağırdım boncuk ben buradayım. Koşa koşa geldi çıktı yanıma. Güvenlikçiler beşine ama bunu tutamadılar. Ama o odada geldi beni buldu. Trabzon'da yaşayan 71 yaşındaki Cemal Şentürk 3 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Köpeği boncuk ambulansın peşinden koştu, hastaneye kadar takip etti. Şentürk'ün tedavisi 5 gün sürdü. Boncuk o beş gün boyunca hastanenin kapısından ayrılmadı. Pencereden kendisine seslenen sahibini görünce dayanamadı, yanına çıktı. Cemal Şentürk taburcu olduğunda onu ilk karşılayan yine köpeği Boncuk oldu. Doktor da dedi, ya dedi, adam dedi, hastasını bulamaya burada dedi. Bu hayvan dedi, gel de burada hastasını orada da buldu dedi ya. Boncuk o dönem dünya basınında geniş yer buldu. Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde bekleyen ve hikayesi filmleştirilen Hachiko isimli köpeğe benzetildi. Japonlar vefalı köpeğin belgeseli çekti. Benden bilgi aldılar. Hani bize gelişinden babamın hastalanmasına kadar bilgilerini aldılar. Öyle şeysini belgeselini yaptılar. Orada yayınlandı. Çok şey tutulmuş orada. Sevimli köpek, çok sevdiği sahibi Cemal Şentürk'ün yanından hala bir an olsun ayrılmıyor.